Efendim? Benim hayatım, ne yaptın? Daha yeni geldim Sadık, dersteler. Özlem Hanım'la konuşmak için teneffüsü bekliyorum. Aa, çok güzel, tamam canım. Şey, bak oradan çıkınca beni mutlaka ara, tamam mı? Aklım sende kaldı. Tamam canım, sen merak etme, ararım seni. Ha, bu arada hediye işini ne yapacağız, ha? Ya, yani eğer senin zamanın yoksa ben alayım hediyeyi diyorum. Aldım aldım, hallettim ben. Sen Avni Bey'i ara. Kaçta ne yapıyoruz, bir daha konuş. Ben buraya gelirken kafeye uğradım. Suzan'ın hiçbir şeyden haberi yokmuş gibiydi. Tamam, harika. Tam istediğimiz gibi bir sürpriz olacak. Hadi öptüm seni canım. Mua. Ben de canım. Bay bay. Ne oldu Sadık? Konuşmuş mu öğretmenle? Ya, yok. Daha okula yeni gitmiş. Dilerim ufaklığın böyle kötü bir sorunu yoktur. Yani bu gelip geçici bir dönemdir. Yani tam derslerinin en ağırlaştığı zamanda niye böyle kafası karıştı bilemiyorum. Bir dakika ya, ben hala anlamadım. Tam olarak sorun ne? Biz de anlayamıyoruz ki Yavuzcuğum. Böyle zaman zaman durup dururken Betüş'ü sanki ilk defa görüyormuş gibi yabancılaşıyor. Yani aksi aksi davranıyor. Ve hele şu sıralar çok sık olmaya başladı bu. Enteresan. Neyse. Aa şey, aklımdayken şu Avni Bey'i arayacağım, tamam mı? Siz de bize katılıyorsunuz değil mi? Şu evlilik yıldönüm partisi değil mi? Kesin geliyoruz, kesin. Kaçar mı Sadık? Hediyemiz bile hazır. Avni Bey'le Suzan Hanım'ın evi, buyurun. Aa, Leyla Hanım siz misiniz? Benim, Sadık. Efendim Sadık Bey, buyurun. Şey, Avni Bey'i isteyecektim. Evde mi acaba? Evde, evde. Hemen sesleniyorum. Tam zamanında aradınız. O da giyinip hediyesini almak üzere dışarı çıkacak. Ay, ay Allah, bak kaza geliyorum demez, ben çıkıyorum. Aa, çıkmayın, telefon. Kim? Sadık Bey. Sadık Bey. Aa, alo, merhabalar. Tamam, akşam 9'da toplanıyoruz. Her şeyi organize et. Tamam, tamam Avni Bey. Tam 9'da sizdeyiz. Herkes kapıda mı buluşacak? Evet, evet. Yalnız aynı anda zile basın ki sürpriz büyük olsun. Yavuzlar geliyor değil mi? Geliyor, geliyor. Yavuzlar da geliyor. Hepimiz cümbür cemaat geliyoruz, merak etme. Hadi şimdi senin işlerin vardır. Şu planı, programı teyit etmek için seni rahatsız etmiştim. Tamam, görüşürüz. Ben çıkıyorum. Dostum ya, çok merak ediyorum. Bakalım bu çatlak Suzan Hanım kocasının kendisine sürpriz bir parti hazırladığını görünce ne yapacak? Bilmiyorum ama yani dilerim bazen ona ne kadar haksızlık ettiğini anlar. Yok canım, can çıkar huy çıkmaz. Yani alışmış kudurmuştan beter mi demek istiyorsun? Gibi. Aa, Betüş teyze gelmiş. Merhaba Betüş teyze. Merhaba çocuklar, nasılsınız? İyiyiz. Matematik dersinden çıktık, kafam bu kadar oldu. Matematiği sevmeye çalışırsanız bu ders sizi o kadar üzmez. Yani ben okula giderken kendime zorla matematiği sevdirmeye çalışmıştım. Sonra o zor problemleri anlamaya başladım. Çilek çıkmıyor mu? Son günlerde çilek bir garip. Bir şeye canı sıkılıyor galiba. Teneffüslere hiç çıkmıyor. Ne olduğunu bize de anlatmıyor. Biz de ona bir şey yapmadık ama. Siz niye geldiniz Betüş teyze? Geçiyordum, uğradım. Bir de öğretmeninizi görmek istedim. Çare yapma. Hem çileğe de haber vereyim. Dur canım. Ben gider çileği kendim görürüm. Hadi siz kantine. Teneffüs kıymetlidir. Vakit kaybetmeyin, tamam? Çilekçim, sen çıkmıyor musun? Aa, ben biraz sıramda kalıp derslerime bakacağım öğretmenim. Peki canım, nasıl istersen. Gel Ayşe. Dediklerimi şimdi anladın mı? Aferin sana. Aa, Betüş Hanım. Hadi arkadaşların yanına. Merhaba, nasılsınız? Sizi görmek çok güzel. Ben de sizi gördüğüme sevindim. Çileği mi görmeye geldiniz? Ben aslında daha çok sizi görmeye geldim. Biraz zamanınız var mıydı? Tabii ki. Aslında gelmeniz benim için de iyi oldu. Buyurun odama geçelim. Aa, Betüş gelmiş. Ne haber Betüş? Merhaba. Merhaba. Niye geldin? Biraz sonra yanınıza geleceğim çocuklar, tamam mı? Niye geldi ki acaba? Veli toplantısı falan mı var?
Yok, çilekle ilgili. Hani sana söylemiştim ya, arada bir Betüş hayatında ilk defa görüyormuş gibi oluyor ondan. İnşallah çilek denilmiyordur. Size çilekle ilgili bazı şeyler sormak istiyorum. Öncelikle dersleri nasıl? Zaman zaman aşırı dalgın ama genel olarak bir sorun yok. Peki o dalgın olduğu zamanlarda ne düşündüğünü söylüyor mu size? Hayır. Ya iyi olup olmadığını soruyorum, iyiyim diyor. Daha fazla soru sorulmasına izin vermeyen bir tavrı var. Sanki cevaplamak istemediği şeylerin sorulmasını istemiyor gibi. Sizin ne diyaloğu nasıl? Neredeyse sizinki gibi. Bunu bilmiyordum. Evde bir sorun yok ya. Hayır yok. Kardeşleriyle arası gayet iyi. Annesi ve babası olarak bizimle de bir sorunu yok. Bu çok ilginç. Okuldaki arkadaşlıkları da aynen eskisi gibi. Ya herkesle çok iyi. Belki de psikolojik yardım almanız iyi olur. Bunu ben de düşünüyorum. Ama önce gelip sizinle konuşmak istedim. Lütfen bir daha iyice düşünün. Acaba gözden kaçırdığınız bir detay olabilir mi? Endişelenmeyin lütfen. Ben de şu anda bunu düşünüyorum. Evet var. Son zamanlarda defterin arasında sanki kimsenin görmesini istemediği bir fotoğraf saklıyor. Ona bakıyor. Hatta biraz önce de oldu. Benim yaklaştığımı görünce hemen defterini kapattı. Tamam. Bunu gidip onunla konuşayım. Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Asıl ben kızınızla ilgilendiğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok ayıp çocuklar. Pardon anne. Öğretmenin ne söyledi merak ettik. Hiçbir şey hayatım. Yokmuş yani bir gariplik. Yokmuş çocuklar. Hadi siz keyfinize bakın. Ben kardeşinizi görüp çıkacağım. Evde görüşürüz. Tamam. Fıçacığım annene selam söyle. Tamam söylerim. Saklama. Neye baktığını görmek istiyorum. Görmezsen daha iyi olur. Çilek, neden bana böyle davranıyorsun? Nasıl? Sanki annen değilmişim gibi. Yabancı biriymişim gibi. Konuşmak istemiyorum. Artık konuşmak zorundayız. Neler olduğunu söyler misin? Neden internetten her gece sihirler arıyorsun? Ve öyle olmadığı halde ablana ödev için diyorsun. Bir şeylerde terslik var. Ve inan bana, eğer benimle paylaşmazsan, çok istediğim halde sana yardımcı olamayacağım. Eğer sana neler olduğunu söylersem, belki de çok üzüleceksin. Çünkü görüntün annem gibi görünmese bile, kalbin, huylarından hala annemsin. Anlamadım. Bu resimdeki kadın kim? Tabii ki benim kızım. İyice bak. Çünkü bu resimdekinin sen olduğunu sen diye sihirlendin. Ne? Şu an açıklayamayacağım. Sen sadece bak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim evde. Peri annem, babam ve bizlerle hayat renk.